Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle çok sevdiğiniz bir konuya geçiyoruz artık. Basit cebirsel ifadeler işin içine harfi katıyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar matematikte işin içine harf girdiği zaman genelde ön yargıyla yaklaşırız ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Daha önce öğrendiğimiz kurallar neyse benzer kuralları burada uygulayacağız. Dolayısıyla korkacak herhangi bir şey yok. Basit mantıklarını oturtalım kafamızda. Sonra zor sorularda zaten sıkıntı yaşamayacaksınız. O yüzden burada temel öğrenmemiz gereken şeyler neler? Aslında geçen senelerde az çok bunları görmüştünüz. Burada biraz daha detaylandıracağız ve bunlar arasında işlemler yapmaya başlayacağız artık. Peki ilk etapta İçinde bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denir. Bilinmeyenden kasıt şu. Harf kullanabilirsiniz. A, B, C, X, Y, Z gibi harfler kullanabilirsiniz. Şekiller de kullanabilirsiniz. Hatırlayın ilkokulda siz aslında bunları şekil üzerinden yapmıştınız. O zaman harf verildiği zaman anlamanız biraz daha zor da olur diye kutu hesabı yapıyordunuz ya. Kutular, üçgenler vesaireler yapıyordunuz. Soruları çözerken bunları kullanıyordunuz. Ondan sonra yaş büyüdükçe artık işin içine harfleri sokmuştuk. Bu harfleri şimdi işlemlere dökeceğiz yavaş yavaş. Bu içinde harf bulunan, şekil bulunan ifadeleri biz cebirsel ifadeler diyoruz. Önemli olan bilinmeyen olması. Başka bir deyişle değişken olması, tamam mı? Değişken dememizin sebebini de söyleyeceğiz. Şimdi cebirsel ifadelerde kullanılan harflere, şekillere biz değişken diyoruz. Neden değişken diyoruz? Çünkü arkadaşlar ben orada örnek verelim. Bunu şeyde kalmasın. 5x demişim mesela. Buradaki 5x ifadesinde x yerine ben 1 de verebilirim, 2 de verebilirim, 3 de, eksi 5 de. İstediğim değeri verebilirim çünkü bunun karşısında bir eşitlik yok şu anda. Yani bir denklemden bahsetmiyorum. O yüzden verebileceğiniz değerler değişebileceği için buna değişken diyoruz. Ve istediğiniz değeri de verebiliyorsunuz. Toplama ve çıkarma ile ayrılan demişim. Bakın buradaki toplama çıkarma işaretlerini biz aslında virgül gibi düşüneceğiz. Hani Türkçe'de kelimeleri birbirinden ayırırken, peş peşe gelen kelimeleri birbirinden ayırırken virgül kullanırsınız ya. Veya boşluk kullanırsınız ya. Biz burada toplama çıkarma ile biz terimleri birbirinden ayırıyoruz. Aslında bir tüyo vereyim. Ne kadar toplama çıkarma işareti varsa bir fazlası kadar terim vardır. Soruları çözerken bunların detayını da söyleyeceğim ben size zaten. Tamam. Mesela buradaki 5x kare bir terimdir. Tek bir terimdir. Eksi 6x'ye bir terimdir. Aralarında bakın çarpı var bunların. Noktaları yazsak da olur, yazmasak da olur. Yani çarpma işlemi olduğunu biliyoruz zaten. Bu tek bir terimdir. Bu da aynı şekilde tek bir terimdir. Tamam mı? Terim dediğimiz zaman yanında illa bilinmeyen bulunmak zorunda değil. Terimlerin sayısal çarpanına biz katsayı diyoruz. Şimdi kaç tane terim varsa o kadar katsayı vardır. Burada şu sabit sayıyı söyleyeceğiz biraz sonra. Sabit sayı da aynı zamanda bir terimdir. Bunu unutmayalım, tamam mı? Sabit sayı nedir peki? Yanında değişken olmayan, yani yanında bir harf olmayan, bir şekil olmayan ifade sabit sayı oluyor. Sabit sayı illa olmak zorunda mı? Mesela sıfır olabilir. Sabit sayısız şekilde yazabilir. Peki, buradaki ifadeleri bir inceleyelim arkadaşlar. Mesela, şurada kaç tane terim vardır dediğimde dikkatli bakarsanız burada sanki 3x kare bir terim, 4x bir terim, 9 bir terimmiş gibi insana gelir. Halbuki burada sadece bir tane terim var. Biraz önce ne demiştim ben size? Toplama çıkarma işaretlerinde sayısından bir fazlası kadar terim vardır. Bakıyorum arada toplama çıkarma işareti herhangi bir şey görmüyorum ben. O zaman ayrılan herhangi bir şey yok. Yani ekstra bir terim yok burada. Bunlar çarpım durumundaysa bir terim vardır burada. O yüzden tek terimlidir diyoruz buna. Benzer şekilde arkadaşlar buradaki de yine tek terimlidir. Dolayısıyla tekrar tekrar söylüyorum. Sorularda en fazla yanılacağınız nokta bu olacağı için buna dikkat etmenizi öneriyorum size. Peki işlem yapacağız ya biz şimdi. İşlem yapabilmek için özellikle toplama çıkarma işlemi yapabilmek için benzer terim kavramını bilmemiz lazım. Benzer terimden kasıt şu. Değişken dediğimiz o harftir, şekildir birebir aynı olmak zorunda. Mesela 6a kare ile 6a birbiriyle benzer midir desek değildir. Neden değildir? Çünkü bir değişkenliğe baktığım zaman hocam ikisinde de a var. Niye benzer bunlar işte diyebilirsiniz. Ali ile Ayşe'yi birbirine benzetmeye benzer bu. Ali'nin ikisi de a ile başlıyor deyip de ben Ali ile Ayşe aynı kişilerdir diyemem, tamam mı? Harf olarak aynı olabilir ama kuvvetleri de aynı olmak. Yani birebir aynısı olmak zorunda. Fakat bunu şöyle söyleyeyim. Mesela buradaki ifadede normalde b var, b var. Çarpmışım, b kare elde etmişim. En düzenli halini elde ettikten sonra siz benzer midir değil midir diye karar vereceksiniz. Tamam mı? Onu ilerleyen konularda daha da ayrıntısına girerek göreceğiz zaten. Şimdi benzer terimler toplanıp çıkartılabilir demişiz. Bu toplama çıkarma işlemini yaparken biz sadece katsayıları toplayıp çıkartıyoruz. Aslında arkadaşlar elma armut hesabı yapıyoruz. Yani elimizde mesela 5x var, 4x var. Ben buradaki 5x ve 4x'i, ikisi de x, yani benzer terimlerden oluşuyor bunlar. O zaman 5 elmam var, 4 elma daha var, toplamda 9 elmam var deyip geçebilirim.
Tamam mı? Kendinize soruları çözerken basit mantıklar kurun. İşin içine böyle harfleri soktuğunuz zaman daha da bilinmez hale dönüştürmeyin. Basit düşünün. Anlamadığınız sorularda dediğim gibi basitleştirme yöntemini kullanın. Benzer terimler toplanıp çıkarılabiliyor diyorsak, o zaman benzer değilse bunları toplayıp çıkartamazsın. Bazıları şunu yapıyor. Mesela 5x kare ile 4x verilmiş. Bunları toplayıp 9x kare gibi veya 9x gibi bir şey yazıyoruz. Ya toplanmıyorsa kalsın o şekilde. Sana bunu toplamak zorundasın gibi bir şey söylemiyor zaten. O şekilde kalması gerekiyorsa kalsın. Çarpma ve bölme işlemlerini yaparken arkadaşlar biz benzer terim vesaire aramıyoruz. Ne yapıyoruz? Benzer terim aramıyorsak katsayıları kendi arasına çarpıyor. Mesela burada 9 ve 4 sayılar kendi arasına çarpılıyor yani. 9 kere 4, 36 sayısını elde etmişim. Daha sonra x'lere bakıyorum. X var, x kare var. Bunları çarparken de üst ifadeleri öğrendik ya. Bak, matematik konular üstüne bindirmeli şekilde gidiyor. Yani daha önce öğrendiğiniz sıkıntı varsa bunda da problem yaşayacaksınız. O yüzden onlardaki problemlerinizi hemen halledin varsa. Çünkü burada ben üst ifadelerde çarpma işlemi yapacağım. Buradaki tabanımın x olması veya sayı olması önemli değil. Bakıyorum tabanlarımdaki aynı harf var. Evet, x var. Tepelerine bakıyorum hemen. Üstlerinde ne var bunun? 1 var, 2 var. O zaman bunların üstlerini ne yapıyorsunuz? Çarpma işleminde ne yapıyorsak onu yapıyorum. Yani topluyorum. X küp geliyor. Gelin biraz örneklendirelim bunları. Kafamızda iyice yer etsin. Şimdi bakıyorum. Buradaki tabloyu doldurmamı istemiş benden. Neler istiyor? Terim sayısını istiyor. Arkadaşlar bakın. 1, 2 tane toplama çıkarma işaretim var benim toplamda. O zaman 3 tane terimim vardır arkadaşlar. 3 tane. Ne kadar terim varsa o kadar katsayı vardır. Değişkenim ne benim burada? Bakıyorum. Değişken dediğimiz arkadaşlar x değişkenimiz var bizim burada. Tamam mı? Bak, x değişkenimiz. Hocam x kare var. Ben x'e verdiğim değere göre hem x'e verdiğim değere göre buradaki 4x değer alır hem de x kare değer alır. Yani ikisi için de farklı bir değer vermiyorum sonuçta. Harfin aynı olması önemli benim için. Tamam mı? Farklı harfler, farklı şekiller var mı? Ona bakarsınız. O yüzden burada farklı harf yok. Sadece bir tane x harfi var. Değişkenimiz sadece x. X ve x kare gibi bir şey yazmayın. O benzer terim kavramında kullanılan bir şey. Toplama çıkarma yapabilmek için kullandığımız bir şey. 4x eksi 3. Aynı şeyi yapıyorum bakın. Aradaki işaret bir tane eksi işaretim var. Demek iki tane terimim var. 4x ve 3 bizim terimlerimiz. O zaman iki tane katsayımız var. Yine bizim değişkenimiz x arkadaşlar. Başka bir şey kullanmamış. Terim sayısı 1. Sabit sayısı olabilir. 1. Katsayı bizim arkadaşlar o da bir tane. Hatta nedir desem 5 katsayıdır mesela. Terimimiz yok arkadaşlar burada. Terim kullanılmamış, değişken kullanılmamış burada. Çünkü harfimiz yok. 18x kare, 2 tane bakın toplama çıkarma işaretimiz var. Demek ki 3 tane terimimiz var. Yazdım. Katsayımız 3 tane. Peki neler bizim değişkenimiz? Bak burada farklı işte. X var ve Y var burada. O yüzden ben buraya X ve Y değişkenlerim var demem gerekiyor. Hızlanalım biraz daha. Şu ikisine baktığımda 2 tane işaret olduğunu görüyorum. Demek ki 3 tane terimim var. O zaman 3 tane katsayım var. Peki değişkenimiz ne dediğimde sadece harf olarak A'yı görüyorum. Demek ki burada değişken sadece A olacak. X artı Y artı Z. Bunlarda 2 tane toplama işareti var. Dolayısıyla 3 terim, bir fazlası kadar terim vardır diyorduk. Katsayı da bir fazlası kadar oldu. Toplamları, daha doğrusu her bir harf ayrı ayrı olduğu için de her biri değişkendir bizim için. X, Y, Z değişkenlerimiz var dedik. Gelin biraz işlem yapalım bunlarda. Çarpma işlemi yaptırmak istiyor bana. Aslında biz geçen sene 7. sınıftayken bu cebirsel ifadeleri çarptık. Bunların aynısını şimdi de yapıyoruz. Bunları daha da detaylandırıyoruz sadece. Üzerine inşa ediyoruz yani. Çarparken ne demiştim ben size? Eşitlik aramıyorum arkadaşlar. Allah ne verirse çarpacağız. Ama çarparken sadece şuna dikkat edin. Kat sayıları kendi arasına çarpın. Harfli ifadeyi kendi arasına çarpın. Yani değişkeni kendi arasına çarpın. Mesela 5 var, 3 var. Sayılar bunlar. Çarparsam 15 yaptı. Harflere geldiğim zaman x var, x var, x kare var. Hepsi x zaten. O zaman tepelerine bakıyorum. Bunların yazmıyorsa 1 vardır. 1, 1 daha, 2, 2 de burada var. Toplamda 4 tane x vardır deriz, geçeriz. Buraya geldiğimde arkadaşlar, bakın bunun bu şekilde yazılmış olması bizi ilgilendirmiyor. Farklı şekillerde yazabilir. Mesela 12x dememiş de x çarpı 12 demiş. Önemli değil. Burada ne var elimde? Toplama var bakın. 2 tane terim var burada. O zaman ben şunu düzenleyeyim öncelikle. Bakın burada bir çarpma var. 9x arayla bir işim yok. Yazdım. Bunları çarparsam, 12 ile 3'ü çarparsam 36 yaptı. X'lerden 2 tane olduğuna göre x kare oldu. Şimdi toplanabilir mi diye baktığımda evet, x kare var elimde. İkisi de aynı. O zaman toplarım. 36, 9 daha 45x kare sonucunu elde ederim. Bunların aynı harfe sahip olduğunu görüyorum zaten. Katsayılarını çarparsam 6. Aman ha işareti dikkat edin. Önce işaret bulun. Her defasında söylüyorum.
A'lar çarpıldığı zaman da üstleri 1 olduğuna göre A kare şeklinde düzenlemiş oluruz. 9 kere 4'ü çarptığımız zaman 36, şurası B olacak bu arada. A küp B kare. Şimdi bakıyorum, biri A, biri B. O zaman bunlar çarpılım şeklinde yazılır sadece. Üstleri vesaire çarpmada herhangi bir şekilde düzenlenebilir durumu yok. Böyle kalır. Bakın sadece harfler var burada. Aynı harften var mı diye bakıyorum. A'dan 2 tane görüyorum burada. Birinin üstünde 1, birinin üzerinde 2 var. O zaman üstleri toplarsam A küp oldu. B ve C'den sadece birer tane var. Onlar da bu şekilde çarpım durumunda kalır. Yani kendinizi ekstra bir şeyler yapmaya zorlamayın. Neyse o. Kalacaksa kalacak. Toplama işlemi var. Burada çarpma işlemi var. Önce çarpma yapılır. Yani işlem önceliği neyse ben onu yapıyorum. Cebirsel ifade oldu diye farklı bir kural çıkartmıyoruz ortaya. 3 kere 2, 6. A karemizi yazalım önce. Onunla bizim işimiz yok. 3 kere 2, 6 dedik. A'lar çarpıldığı zaman da A kare yaptı. O zaman arkadaşlar katsayılarımızı toplarsak bunun katsayısı 1, 6 da burada var. Toplamda 7 A kare sayısını elde etmiş oluruz. Evet. Gördüğünüz gibi cebirsel ifadeler geçen senenin üzerine biraz daha bir şeyler kattık biz burada sadece. Toparlarsak benzer terim kavramını gördük biz burada öncelikle. Zaten terim, katsayı, değişken bunları zaten daha önceden de biliyorduk ama bu sene pekiştirmiş olduk. Toplama çıkarma yapmak için mutlaka benzer terime sahip olması gerektiğini söyledik. Yoksa toplayıp çıkartamıyoruz. Çarpma bölmede böyle bir şey yok. Bölme işlemi yapmadık ama bölmede de mantık çarpmayla aynı. Çarpmada ne yapıyorduk? Sayıları kendi arasına çarp, harflerinde aynı olanların üstlerini topla deyip geçiyoruz. Tamam mı? Bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.